Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Ateşe verdiler. Acil durum yağma başladı. Değerli izleyenler, koronavirüs salgınına karşı ilan edilen sokağa çıkma yasakları birçok ülkeyi temelinden sarstı. Polisle kıyasaya çatışan göstericiler dükkanları yağmalayıp şehirleri savaş alanına çevirdiler. Avrupa ülkeleri Hollanda, İspanya ve Danimarka'nın yanı sıra Brezilya ve İsrail'de de benzer görüntüler vardı. Saatler içinde testi pozitif çıkanların 100 milyonu bulması beklenen koronavirüs salgınında birçok ülke sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalara geri döndü. Bir yılı aşkın bir sürede 1 milyon 129 bin can alan koronavirüs, özellikle Kuzey Yarımküre ülkelerinde kış mevsiminin gelmesiyle kabusa dönüştü. Birçok ülke peş peşe sokağa çıkmayı yasakladı. Ancak bu karar protesto dalgasını tetikledi. Hollanda'da hükümet tarafından 20-30 olarak belirlenen ancak Temsilciler Meclisi kararıyla saat 21'e çekilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantının hızla yayılmasını önlemek amacıyla 9 Şubat'a kadar uygulanacak olan yasak kararı Hollanda'yı temelinden sarstı. Protestoların kontrolden çıkması üzerine belediye başkanı, polis ve savcılığın ortak kararıyla acil durum ilan ederek bölgeye çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı. Hollanda'da acil durum emri sadece büyük bir isyan, afet veya kaza gibi ciddi durumlarda veriliyor. Polise taşla karşılık veren protestocular, merkez istasyonu civarındaki bisiklet ve araçları ateşe verdi. Camları kırılan civardaki mağaza ve dükkanlar da protestocular tarafından yağmalandı. Tren ve otobüs trafiği olaylar nedeniyle durmak zorunda kaldı.